Kabe'de tavaf alanı, Ramazan ayında gelmek isteyen, umre yapıp hem de Ramazan'ı orada geçmek isteyen tüm dünyadan gelen Müslümanlar şu an Mekke'deler, Medine'deler ama tek bir ülke yok, o da Türkler, Türkiye'den gidenler. Çünkü bize kapalı, 3 yıldır bize tamamen kapalı, 1,5 yılı zaten pandemiden dolayı kapalıydı. Tüm dünya ülkeleri 1,5 yıldır oranın tadını çıkartıyorlar ama biz gidemiyoruz, bize yasak. İnşallah bu Cemal Kaşıklı davası Suudi Arabistan'a devredildikten sonra arada bir yumuşama olur ve bize de kapıyı açarlar. Şubat ayında açacaklardı. Cumhurbaşkanı'nın oraya çağıracak daveti vardı ama bir şekilde o herhalde iptal oldu. Şubat'ta olmadı. İnşallah bu bayramı Cumhurbaşkanı bayram namazını Kabe'de kılar. Kralla beraber ve bu sayede tüm dünyadaki olan Müslümanlar gibi bize de Kabe'nin kapıları açılmış olur. Şu an için kapalı ne yazık ki, siyasi nedenlerden dolayı ibadeti engelleniyor. İbadet edemiyorsunuz, gidemiyorsunuz. Yani bunun zararı var mı? Faydası da var. İnsanlar Kabe'ye gidip hacca gitmek isteyen, 3 yıldır bekleyen ama gidemeyen, hatta 10 yıldır bekleyip de gidemeyenler isimleri oraya yazıldığı için, oraya başvurdukları için gidemese bile o yola çıkmış sayılır. Yani Kabe yolunda ölmüş sayılır. Hatta şehit olur. Çünkü yola çıkmak için adını yazdırdı ama gidemedi. Yani yolda ölmüş gibi Kabe yolunda ölenlerin şehit olacağı, hac yolunda ölenlerin şehit olacağı, geçen her dakika harcadığı her paranın 700 katı verileceği. Yani bir insan hacca ismini yazdırdıktan sonra gidemese bile, çünkü gidemese sebebi onun elinden değil, umumi sebeplerden dolayı gidemese, engel konusa ama gitmek için niyetlendi ve onun için de başvurdu ama gidemedi. Bu sebepten dolayı geçen Allah-u Alem, geçen her saniyesine, harcadığı her paraya, burada ekmek dayalsa 700 katı, 700 katı, 700 katı işlenir. İnşallah bu nimete biz de ulaşırız. Hacca gitmeyenler bir an önce isimlerini yazdırsınlar. Gidemese bile inşallah ölürse şehit olabilir. Allah-u Alem, hadi hayırlı cumalar.